Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabib kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad âteynâke seb'an minel mesânî vel Kur'ânel azîm. Sadakallahu al-azim, Allahümme enfa'na bil-Kur'an al-azim ve barik lana fihi, velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullah al-hayyel kayyum. Hassantukum bil-hayyel kayyum, illezi la emut ebeda ve defa'tu ankum s-suhbe bila havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Bizim bir Hasan Hüseyin Efendi vardı, Allah rahmet etsin. Gittik ondan şeye, Darende'ye, epey arabalı yollar, çok seneler evvel. Araba geldi tam köprünün ortasına, bozuldu şehrin içine. O da yahu dedi, buraya kadar at gibi geldin dedi, şimdi it gibi dedi, durdun dedi. Efendim rezil olduk dedi memlekete millete dedi, tam da dedi İstanbul'dan gelmişim, güzel araba almışım dedi, rezil olduk dedi. O da şimdi hoparlör dayandı dayandı, bize gelince duruyor. Siz doğru anlıyorsanız İşaret verin bana. Duyuyorsanız tamam, sorun yok. Tamam. Şimdi efendim evvela konuşmamızın bidaatinde üstadımız, pirimiz, şeyhimiz, asrımızın müceddidi Kutbul Ektab ve Gavzül Evtad Mahmud Efendi Hazretlerimizin selamlarını getirdik. Efendi Hazretlerimiz selam ediyor, dua ediyor. Hafız efendileri, hoca efendileri tebrik ediyorlar. Bunu duyurduktan sonra Resul hocamız da telefon etti. Rize'den hakikaten ağır hastadır. Günlerdir kalkamıyorum yerimden diyor. Bazı hastalıkları var, o yüzden tebriklerini, selamlarını arz etti. Çok gelmek istediğini fakat imkan bulamadığını beyan etti. Bunları duyurduktan sonra bizler burada Allah'ımızın Celle Celaluhu ayetlerin okunduğu, hadis-i şeriflerin okunduğu, hafızların ve hoca efendilerin icazet aldığı kıymetli bir mecliste bulunmaktayız. Bundan dolayı Rabbimize hamdü senalar ederiz. Bir hadis-i şerifle buranın, bu meclisin faziletini beyan edelim. Mectema'a kavmun fi beytin min buyutillah yetlûne kitâballâhi ve yetedârusûnehu beynehum. Bir cemaat Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa, ki burası Allah'ın evlerinden bir evdir, Allah'ın kitabını okurlarsa, aralarında ders yaparlarsa, müzakere yaparlarsa, yani şu anda bizim yaptığımız iş bundan başka bir şey değildir. İllâ haffetumul melâike. Mutlaka melekler onların etrafını kuşatır. Siz şimdi burası Trabzon'un işte efendim şu mahallesinin şu bölümünde bulunuyoruz ya, melekler bu adresi çoktan buldular. Millet daha araya dursun. Melekler buldular ve etrafını kuşattılar. Şimdi siz melekleri etrafta görmeyebilirsiniz. Biz hadis-i şeriflere iman ettik. Bizim gözümüz zaten ne kadar görür? Duvardan arkasını görmez. Bazen de şeşi beş görür. Bazen de hayal görür. Bazen de rüya görür. Amma ve lakin Allah Teala'nın buyurduğu, Habibinin duyurduğu şaşmaz. Melekler orayı kuşatmıştır. Ta birinci kat semaya kadar kanatlarını geriyorlar. Bu cemaate feyiz yağdırıyorlar. Rahmet yağdırıyorlar. Huzur dolduruyorlar. Ve gâşiyetumur rahmetu. Rahmet onları kaplar.
Allah-u Teala'nın rahmeti şu anda bizim her tarafımızı sarmış durumdadır. Su balığın sadece dışını kaplıyor. İçinde yok. Allah-u Teala'nın rahmeti bizim içimizi dışımızı kaplamış. Şu saatte. Ve nezelet aleyhimus sekinetu. Onlar üzerine sekinet yağar. Sekinet demek kalpleri yatıştıran feyiz ve huzur demektir. Şimdi burada kaç saattir geldiniz, oturuyorsunuz. Elhamdülillah hiç darlanmıyorsunuz. Efendim size feyiz geliyor, günahlarınız affoluyor, o dinlediğiniz ayetlerden dereceniz artıyor, kalplerinizde nur parlıyor. İnşallah bu kabirimizde de nur olacaktır. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men istema'a ila ayetin min kitabillah. Şimdi okuyanlara müjde çok da, siz burada Sami'in sıfatıyla oturuyorsunuz. Okuyan hafızlar okudular. Sen de, sana ne var? Dinliyorsun. Kim Allah'ın bir kitabından bir ayet, Allah'ın kitabı olan Hazreti Kur'an'dan bir ayeti dinlerse, ne olur? Kânet lehu nûran, o dinlediği ayet kendisi için nur olur. Şu anda kalbinde nur olur. Öldüğün zaman kabrinde nur olur. Mahşere çıktığın vakit önünde cennete gidecek iken, münafıklar karanlığa düştüğü vakitte yol gösterecek nur olur. Ne kadar nur lazım ahirette? İnsanlar karanlığa düştüğü vakitte bu iş anlaşılacak. Merdivenden inerken birden ışık kapansa ne oluyorsun? Biraz da hızlı aşağı doğru inerken ne olursun? Tepe taslak. Basamakları göremezsin. Nur lazım. Ziya lazım. Işık lazım. Nurların nuru Hazreti Kur'an geldi bize. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪يلٌ. Size Allah'tan nur geldi. Her şeyi açıklayan Kur'an geldi. وَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُّب۪ينًا. Başka bir ayet-i kerimesinde. Biz size her şeyi beyan eden, hiçbir şeyi gizli bırakmayan nur indirdik. Ama gözünü kapatırsan, kapıları pencereleri kapatırsan, siyahta perdeleri, o film odaları vardı eskiden. Şimdi böyle icap etmiyor. Ben eskiden film çekerlerdi ciğerimizden, miğerimizden. Peki derdik ki, odanın hiçbir yerinden ışık girmeyecek. Siyah şeyler çekerdiler. Şimdi teknoloji ilerledi tabii. Işığın içinde de çekiyorlar. Belki gençler bilmez o zamanları. Çok zifiri karanlık odalarda çekiyordular bu filmleri. Şimdi sen odanın etrafını kapattın. Her tarafı kapattın. Kur'an geldi, din geldi, iman geldi, sünnet geldi, vaizler geldi. Fakat sen dinlemiyorsun. Gelmiyorsun. Araştırmıyorsun. Bu nurdan istifade etmiyorsun. Ondan sonra da kabahati Kur'an'a bulacaksın. Efendim ya bu güneş ne kadar cimridir. Her tarafı aydınlatıyor da bizim eve vuramıyor. Ya senin evin kapısına kadar geldi, camına kadar geldi. Sen niye camını kapatıyorsun siyah perdelerle? Bu milletin durumu bundan ibarettir. Şu tefsirlerden, hadislerden, fıkıhlardan bak. İcazet alan hoca efendiler birkaç şeyler konuştular. Yani kısa vakitler olduğu için çok konuşabilirler. Aşırı okunuyor, mana verdiler mesela. Aşırı okunuyor, mana verdiler. Ne ilimler var orada? Bütün Kur'an'ı böyle mana verilecek, dinlenilecek, amel edilecek. Vazifeler yapılacak da ondan sonra Allah'ın huzuruna sağlam çıkılacak. Hesap, kitap, dosya temiz çıkılacak. Şimdi biz bu işin neresindeyiz? Hoca efendim, ben hafız değilim, hoca da değilim. O zaman yırttın mı? Bu işten sıyırdın mı? Hafız değilsin, hoca değilsin. Sana din gelmedi mi sana? O zaman ne yapacaksın? Dinleyenlerden olacaksın. Kün alimen. Ya kendin hoca ol. Olamazsın şimdi bu yaştan sonra da zor bu iş. Ev müteallimen, ilim talebesi ol. Din oku. Vaktim yok. Evlenmiş. Çoluk çocuğu olmuş. Başına mesuliyetler almış. Şimdi bu saatten sonra adam talebe olmaya da çok vakit bulamıyor. Ama filmlere vakit buluyor. Dizilere vakit buluyor. Maçlara vakit buluyor. Günde bir iki saat ilim tahsiline kim bir vakit ayıramaz? Seyrettiğiniz dizilerin, filmlerin, tiyatroların, maçların yerine şimdi o kadar saati din ilmine ayırsaydınız, bakkalınız, çakkalınız, hepiniz bayağı bir şeyler biliyordunuz şimdi.
Ama bunları siz Ankara kabilinden görürseniz bu iş ne olur? Senelerdir vaaz ediyoruz. Bu millete diyorum ki bu topta hayır yok, bu maçlar boşunadır. Diyorum diyorum, anlatamıyorum. Şimdi bir de baktılar ki gol atan da boşuna atmış, yiyen de boşuna yemiş. E şimdi bizim bunu dememiz için vahiy mi gelmesi lazım idi? Biz demiyor muyduk size ki bu fuzuli işleri bırakın? Yok şikeydi de, şekeydi de. O ona para yemiş, o demiş sen demiş anlaşmalı gol at, o demiş gol ye, ona demiş almışlar paraları, yatmışlar aşağı. Millet de ana gol yedi mi üzülüyor, kalp krizi geçiriyor. Lan ne kalp krizi geçiriyorsun, adam kasıtlı yedi zaten. E bu milletin gençliğin ömrünü, sermayesini, nefeslerini tükettikleri İngiliz oyunlarına, şimdi tabii onlar daha eskiden çıktı. E şimdi bu 10-15-20 senedir bu değişik kanallar çıktı. Bu kanallar zehir akıtıyor milletin kalplerine. Bunlardan efendim diziler, filmler. Bunlarda elfazı küfür var. İnsanı kafir edecek, şirke götürecek sözler var. Ya bunlar İslamilerinde bile var. İslami geçinenlerinde bile var. Öbürleri zaten hepten Allah'a bağırıyor, çağırıyor dizide işte. Bana çocuğuma şöyle yaptın, böyle yaptın işte. Şimdi diyor için rahat etti mi? Allah böyle konuşuyor adam. Millet bunu seyrediyor. Hiç de düşünen yok ki bu benim Rabbimi Allah'ıma sövüyor ya. Sen ne yapıyorsun diyor Allah ya. Bir kişi de rahatsız olan da yok. Milleti nasıl mantar etmişler. Uyuşturmuşlar ki. Yani Allah'ına hakaret olsa anlamıyor adam ya. Böyle bir durumdayız. Böyle filmler çeviriyorlar, böyle diziler çeviriyorlar. Ondan sonra efendim en İslami geçinenler, onlar da Yahudi Hristiyanları cennete sokmaya uğraşıyorlar. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sanki kendi girmiş de o da girecek on sonra. O da efendim, adam hem kiliseye gidecek pazar günü, ayin yapacak, hem de namaza gelecek, cumaya gelecek. O öyle olursa iki pasaportlu gibi iki dinli olurmuş, cennete girermişler. Onlar da onunla uğraşıyor. Herkes bir taraftan tutturmuş. E biz de efendim ehli sünnetten bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bana da diyorlar ki sen niye flaşa çıkıyorsun? Flaş benim kanalım değil ama adamlar diyorlar ki gel ne konuşursan konuş. Bana kimse karışmadığı için oraya çıkıyorum. Ne yapayım? Öbürüne çıksan şuna dokunma, buna dokunma. Şunu söyleme, bunu söyleme. Ne yapacağız? Mecburen efendim millet bir şey duysun diye dağlara, bayırlara kadar bu ulaşıyor. Bu sohbetler ulaşıyor. Biz de efendim bu garip zamanda ehli sünnetin sesi olmaya çalışıyoruz. Sizden de dualar bekliyoruz. Bayağı da tabii rahatsızlıklarımız var. İshak Hoca Efendi'nin hatırı için Süleyman Efendi hocamız, Ali Efendi hocamız geldiler. Dediler sen Trabzon'a gel. Davet ettiler. Ben şimdi bu yaşta insanlar saçlarını sakallarını İslam'da artmışlar. Kur'an hizmetiyle beyazlatmışlar. Böyle üç tane hoca efendi, yaşları 70'in üzerinde hepsi. Benim yanıma kadar gelmelerinden dolayı ben tabii çok utandım. Onlara teşekkür ettim. Sebep oldular. Allah razı olsun. Biz de buraya geldik. Birkaç ayet hadis okuyacağız size inşallah. Biz tabii bu davete icabet etmeden edemezdik. Bu bizim vazifemizdir. Ama hakikaten hastalıklarımız had safhada olduğu için bir de çok şimdi gideceğiz hemen yetişiyoruz. Sohbetler, çekimler, dersler, kitap yazmaları falan gelen gidenler bayağı bir meşgaleler oluyor. Bundan dolayı tabii Trabzon'un hakkı çoktur ama özür diliyoruz. Gelemiyoruz, gelemedik. Senelerdir, çok seneler evvel yine bir icazete geldiğimi hatırlıyorum. Epey de oldu. O da 10 seneyi aşkındır, 15 sene belki var. Bir de bu nasip oldu. Allah Teala tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Bu işlere vakit ayıralım. Şimdi hoca geliyor ayağınıza. Bu hocalar yetişti buralarda. Bunların hepsinden istifade etmek lazım. Vaazlarına gitmek lazım, sohbetlerine gitmek lazım. Ya alim olmak lazım, olamadın talebe olmak lazım. Olamadın efsamihan, dinleyici olmak lazım. Bu dinlemekle çok işler görülüyor. Benim sohbetimde 15-20 senelerdir gelenler, dinleyenler öyle bir şeyler öğreniyorlar ki bazı zeki adamlar var, sonra müftüleri susturuyorlar. Ya adam diyor nereden duydu bunu diyor, benden duyduğunu söylüyor falan. Tabii ki biz de desteksiz atmayız, illa bir kaynaksız konuşmayız. Dolayısıyla adam diyor ki
Efendim, bir mecliste bir şey yaptım, bir de baktım diyor, hocanın biri sessiz kaldı, ben de doğruyu söyledim. Nereden öğrendi doğruyu? Gelmese, dinlemese nereden öğrenecek? Gitmişler diyorlarmış ki, papazın biri ölmüş, onlar da orada bir meclise konuşuyorlar, hocalar da var falan. Demişler ki, Allah cennetine nasip etsin. Papaza böyle deyince falan, baktım diyor kimseden ses çıkmıyor, öbürü... Yahu dedim, sen nasıl kafirleri cennete dolduruyorsunuz falan. O da dedi ki, ne biliyorsun dedi, belki imanlı ölmüştür. Ulan camide ölene bile garanti veremiyoruz daha. Papazı nasıl bir garanti vereceğiz? Merhametli olmak lazım. Ya merhametli olmak lazım da Allah'ın lanet ettiğine ben mi rahmet edeceğim? İnne Allah lanel kafirin. Allah kafirlere lanet etti. Ve addelem şaira. Onlara kızdırılmış cehennem ateşi hazırladı. Halidine fiyâ, hiç de çıkamayacaklar, ebedi içinde kalacaklar. La yecidûne veliyen ve la nasîrâ. Ne bir dost ne bir yardımcı bulamayacaklar. 224 bin peygamber gelse bir kafiri kurtaramaz ya. Bütün melekler toplansa şefaat edemez. Menzellezi yeşfe'u indehu illa bizni. Şefaat haktır. Yeşfe'u yevmel kıyamet selâs. Kıyamet günü 3 cümle şefaat edecek. El enbiya başta peygamberler, sümmel ulema sonra alimler geliyor. Sümme şüheda sonra şehitler geliyor. Allah için, din için, vatan için şehit olmuş, kanını akıtmış, çok yüksek mertebeye nail olmuş. Yine şehitlerimiz oldu geçen 13 tane, sonra bir polis şehit oldu. Birkaç gündür haberleri dinleyemiyorum. Gün başına birkaç şehit düşüyor memlekette. Allah bu teröristleri kahreylesin, amin, katleylesin. Amin. Allah askerimize, polisimize yardım eylesin. Amin. Amin. Ama tabi şehitlik çok yüksek mertebe. Bu mertebenin faziletini nereden duyuyor? Hocadan duyuyor. Alim olmasa, memlekette vaiz olmasa, efendim Allah yolunda şehit olmanın, vatanı müdafaa etmenin faziletini millet nereden duyacak? Bu millet alimleri dinler, başkasını dinlemez. Peygamberlerden sonra alimler geliyor, sonra şehitler geliyor. Şuraya bak. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yüzenu midadül ulema bi demiş şöyle. Kıyamet günü alimlerin kitap yazarken kullandıkları mürekkeple, dünyadaki mürekkeplerle şehitlerin Allah yolunda akıttıkları kanlar terazi mizana konacak, alimlerin mürekkebi ağır basacak. Neden? Bir zengin Allah yoluna hayır verse, alimden duyup da verecek. Adam canını verse Allah'ın yoluna, alimden duyup da verecek. İlim olmadan, ulema olmadan, sohbet dinlenmeden bu millet ne olur? Şefaat haktır. Hem de peygamberlerden sonra alimlerin hakkıdır. Ama وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى. Bütün melekler toplansa diyor, benim razı olmadığım adama şefaat edemezler. Peki ben kimden razı olmam? İmansız ölenden. İmanlı ölen ne kadar günah olsa, ehli sünnete göre şefaat edilir ona. Allah rahmeti de ulaşır, şefaat de ulaşır. İmanlı ölen ne kadar günahkar olsa. Ama bir adam imansız öldüğü zaman, İbrahim Aleyhisselam'ın babası, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, Lut Aleyhisselam'ın hanımı, bunlar imansız öldüler. Kur'an'da sabittir. Bunlara şefaat edemiyor peygamberler. İbrahim Aleyhisselam babasını kurtaramıyor ya. Yarın ahirette karşı karşıya gelecekler, Buhari hadisinde geçer. Yelka İbrahim eba ve azara yevmel kıyameti ve alâ veci azara kataratun ve gaberatun feyekullu eleme kulleke la ta'sini feyekule el yevme la asik. İbrahim Aleyhisselam bir de mahşer gün meydanda bakacak ki babası Azer ile karşı karşıya gelmiş. Aa, babasının vaziyeti perişan, cehenneme atılmak üzere. Diyecek ki babasına, ben demedim mi sana bana karşı gelme, isyan etme, ben Allah'ın peygamberiyim. Babası da diyecek ki ona, şimdi daha sana karşı gelmeyeceğim. E iş işten geçti. Bu sefer yine de babasıdır, acıyacak edecek, o halde gördüğü için üzülecek. Diyecek ki, ya Rabbi, ente vaatteni ellâ tuhziyeni yevme yub'asûn. İnsanların diriltileceği günde beni rezil rüsvay etmeyeceğine dair senin bana Kur'an'da vaadin var. Tabi Kur'an'dan evvel de İbrahim Aleyhisselam, ona da sayfeler verilmiş. Kur'an'da da geçiyor bu vaat. Feyyü şeyin ehzâli minele bilem hadi. Senin rahmetinden uzak bir babam var. Bundan büyük rezillik olur mu bana? Ne olacak bu iş? Yani ne demek istiyor sanki? Bunu idare eder misin hatırım için? Allah-u Teala ne buyuruyor?
İnni harramtul cennete alel kafirin. Ey İbrahim, ben cenneti kafirlere haram etmişim. Senin baban da olsa giremez. Ne olacak? Bak bakalım diyor. Onu adam kılığında görüyorsun da cennete sanki müstahak görüyorsun. Bak bakalım. Bir de bakıyor ki o anda domuza dönmüş babası. Feydâ ve bidîhin mutelattıkın feyukazü bi kavâimihi feyukâ finnâr. Bakıyor ki Allah Allah. Şimdi ben Allah'a dedim ki bunu cennete alsak olur mu? Bir de baktı ki bunun hakikati kafirler hakikati domuz. Ben şimdi nasıl Allah'a diyeceğim ki bu domuzu al cennete? Rezil olacağım diye İbrahim Aleyhisselam çok üzüldü. Babasını o durumunda görünce tuttular hayvan domuzun bacaklarından gözünün önünde salladılar cehenneme. Ne yapacak koca peygamber? Ne yapsın? İmandan büyük sermaye var mıdır? Sen burada iman etmek bedavadır. Burada ehli sünnete göre itikadını tavsiye et. Şöyle doğru düzgün bir inanç sahibi ol. Bu kadar kısa bak. 90 sayfalık bir risale yazdım ben. İtikad risalesi. O Flash TV'de bir senedir ondan bir şeyler derim millete ben. Erif'te itikad. İstersek de 1000 sayfalık da ilmi kelam yazılır. Ama bu hüner değil. Çünkü milletin o kadar teferruatı bilmek zorunda değil halkımız. Başlık maddeleriyle bir ehli sünnet itikadı. Yani bir Allah'ın sıfatlarını, Celle Celal nelere inanmak lazım olduğunu bunları bilmesi lazım. Şimdi çoğu insan imtihan etsen bundan cevap veremez ya. Ben diyorum ki benim o itikad risalesini kısa yapmamın sebebi sorulu cevaplı. Bundan diyorum cevabı veremeyene kız vermeyin. Şimdi al başıma iş. Ondan sonra millet gelecek bana hoca ben sen söyle de versinler. La ben neyi söyleyeyim de versinler. Sen kitabı ezberle de versinler. Şimdi soracak orada itikatta imamın kimdir? Bakıyor suratıma yani. Hiçbir şey bilmiyor. Ne İmam Maturidi'den haberi var, ne İmam Eşari'den haberi var. Efendim, Ehl-i Sünnet'in itikatta kaç mezhebi var? Bunu bilmiyor. Efendim, Allah Teala Kur'an'da el geçiyor, yüz geçiyor, hadislerde parmak geçiyor. Bunlar müteşabattan, demin burada bir hoca efendi söyledi, bunlara mana verilmez. Böyle eli var, ayağı var diyen kafir olur. Mesela. Bunlar hakkında bir şey diyebilir misin? Yok. Adam eski komutanlardan idi bize efendiye anlattığında. Yahu dedi askere bir askerime sordum dedi. 20 küsur yaşına gelmiş askere gelmiş bu çocuk vatan evladı. Dedim ki evladım Allah hakkında bana ne söyleyebilirsin? Durdu dedi bir şey söyleyemem komutanım. Ama sorsaydı şu futbolcu hakkında ayakkabısının numarasına kadar söylerdi. Hangi artist ne giyiniyor onu söylerdi. Kimle geziyor onu söylerdi. Ama Allah hakkında bir ismini sayamadı. Sıfatını sayamadı. Bir kulü vallaha mana ver ya. Yok. Milleti böyle cahil bıraktılar. Şimdi sen dinlemeden nasıl olacak bu iş? Efendi Hazretleri çok anlatırdı mübarek. İmamı çağırdılar nikah kıyma. Kız erkek oturdular. Efendim kızın evinde nikah kıyılıyor herhalde. Yani veya erkeğin evinde. Dedi ki evladım da işte nikah kıyacağız da bir kelime-i şehadet getir dedi. Deyince bu da öyle baktı hocanın suratına. Dedi ki nereden getireceğim dedi. Ben şimdi hazırlıksız geldim dedi yani. Bana bir şey demediler ki dedi böyle. Allah Allah dedi kızım dedi bari sen bir kelime şehadet getirdi. Oğlan dedi ki ben bu evin yabancısıyım dedi yani. Ben nerede ne var bilmiyorum dedi. Kıza dedi bari sen getir dedi. Kız da gitti anasına diyor ki hoca şimdi kelime şehadet istiyor. Bunu nereden bulacağız dedi. Bu insanın nikahını kıyacaksın. Bunu 40 tane hoca kıysa, evliya kıysa nikah olur mu? Yani bir itikattan haberi yok. Ehli sünnet inancını bilmiyor. Ondan sonra baba olmayı biliyor. Bunun çocuğundan ne hayır gelir? Devamlı dinden çıkacak laflar ediyor. Şirk sözleri söylüyor, elfaz-ı küfür söylüyor. Nikahı devamlı olsa bile bozuluyor ikide bir. Bir adam dinden çıktığı vakitte ne nikah kalır? Ne iman kalır? İman gitti mi nikah mı kalır? Kimsenin de alnına gavur diye de yazmıyor. Kimliğinin de arkasına bu dinden çıktı, mürted oldu diye yazan yok. Kadınlarda zavallı ne bilsin kocası dinsiz olmuş duruyor ondan. Haberi yok ki kadının. Ne yapacağız biz bu meseleleri? Ne yapacağız biz? Toplumun durumu nereye gidiyor? Onun için alim ol. Olamadın talebe ol. Olamadın Sami ol. Dinle ya. Sohbet dinle. Bizim cübbelahmethoca.tv'de internet adresimiz var. Üyelik bedava. 1 lira koysaydık oraya kimse girmez. Bizim millete desen cennet bedava girer. 1 lira desen girmez.
Dedik ki bari biz bunun masrafını şeyini katlanalım, senelerdir onun server, mervur bir şeyler var öyle. Ne paralar istiyorlar bizden. Onları ayarlamaya çalışıyoruz da millet bir şey dinlesin diye. Arada da bir fıkra mıkra katıp karıştırıyoruz, güldürüyoruz, bildiriyoruz da adam iki saat nasıl oturtturuyoruz adamı. İmamların eline veriyorlar kağıdı, cumada okuyor hutbe. 10 dakikada bütün cemaati uyutuyor. Sağıma bakıyorum uyumuş, soluma bakıyorum uyumuş. 10 dakika. Yahu diyorum siz nasıl beceriyorsunuz? Ben 3 saatte uyutamıyorum konuşuyorum da. Siz 10 dakikada nasıl uyutuyorsunuz bu milleti? Çiçek dikme haftası, bilmem trafik haftası, yeşil ışıkları da geçin, kırmızı da durun. Benim oğlan da biliyor onu ya. Ama dinlemeyen yine dinlemiyor onu. Bu ayrı bir şey. Milleti böyle uyutuyorlar, uyuşturuyorlar. Haktan hakikatten bir şey konuştuğum zaman da onun için sevdireceğiz, ısındıracağız, arada güldüreceğiz. Neden? O gülmenin hatırına dinleyen var. Ondan sonra da birkaç kişi şimdi diyor, ya hoca ben solcuydum, şucuydum, bucuydum, hiç din iman haberim yok. Bana geldi adam geçen dedi, kelime-i şehadeti ilk dedi, 40 yaşına geldim dedi. Senin teke tekteki konuşmanda veyahut da bir sohbetinden tekrar ederek söyledim. Hiç bilmiyordum dedi kelime-i şehadet dedi. Hem de bayağı yüksek seviyede bir organizatör adam. Fakat şimdi işte YouTube'lar, mutlu bir şeyler var. Oralara küçük küçük bir şeyler atıyorlar. Millet de orayı komedi. Şimdi bizim arkadaşlara diyorum ki benim güldürdüğüm bölümleri seçin atın. Deyin ki Cübbeli Hoca'dan latifeler. Fıkralar mı? Neden? Takılsın oraya diyorum. Takılsın. Takıldım oraya, ondan sonra bakacak. Ya bu demek belki de vaazda daha ne kadar güldürüyordur. Bir de vaaz dinleyeyim. Vaazı dinlerken de zokayı yutar. Ondan sonra bir de baktın seni de geçti, beni de geçti. Ondan sonra geliyor bana diyor ki, hoca efendi böyle yapıyorsun ama bu mekruhtur. Bana da vaaz edenler var. Diyorum helal olsun sana, Allah razı olsun. Sen bana mekruh de, haram de, canımı ye. Yani dinlemeden olmayacak. E bizim millet kitap okumuyor. Kitap okuma alışkanlığı yok. Ne yapacağız? Mecburen işte, efendi hazretleri niye izin verdi bizim televizyona çıkmamıza? Herkese de vermiyor bu izni. Hocanın biri aradı, dedi becerebilirsen çık. E şimdi çıkarsın oraya, rezil ederler seni. Fatih Altaylı gibi adam, efendim pirenin anasını karıştırıyor. Bir şey soracak, tutuldun orada. Aa sizin dininiz bu derse ne yapacağız? Her şeye bir cevap vermek lazım. Hazır cevap olmak lazım. Şimdi ders okutmak ayrıdır. Kitap okutmak ayrıdır. Camide vaaz etmek ayrıdır. Camide zaten herkes mübarek hoca ne derse vahiy gibi dinliyor. Ama sen şimdi orada konuşmak, burada Allah'ın yardımı, büyüklerin izni lazım. İzinsiz iş olur mu? Ama. Dolayısıyla ne yapalım? Şimdi madem böyle imkanlar çıktı, dinlemek lazım. Dinletmek lazım. Dinlemekle de kurtulabilirsiniz diyor. Velâ tekün râbi'an, dördüncü olmayasın. Ne demek? Hoca değilsin. Talebelik yapmasın. Hocaları dinlemezsin. Fetehlik, helak olur gidersin. Hadis-i şerif böyledir. Bir rivayetinde de şöyle var. Evnâs olan ilim ehline yardımcı ol. Çünkü bak bu müesseseler neyle yaşıyor? Sizin yardımlarınızla yaşıyor. İshak Hoca Trabzon'da şöyle ne yapıyor? İşte böyle yapıyor. Kursları yapıyor, hocaları topluyor, talebeleri okutturuyor, maaşlarını temin ediyor. Ne olacak bu iş? O da kendisi muhtaç değil, gider yatar aşağı. Bir insan kendisi için çok yemeyebilir mi? Yediği ne? Ama hizmet yürümesi için. Ya da yardımcı ol diyor, yoksa helak olursun. Şimdi bu işlerin adamı azaldı, müşteri bütün millet mektepçi olmuş. Mekteplilerle medreseliler anlaşamaz. Şimdi bana efendim benim bu televizyonlara çıkışımla ne yıkıldı? Ha ilahiyatçı olmayanlar televizyona çıkamaz, bir şey de bilmez. O imaj yıkıldı. Bu sefer bütün ilahiyatçılar sustu kaldılar. Her şeye ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, delil getiriyoruz. Kimse de itiraz edemiyor. 3-4 tanemine teke tek oldu. Arkadaşlar saymışlar 800 hadis okunmuş orada. 800. Arapçalarıyla. Bir tanesi de kalkıp bu hadisi yanlış okudu, harekeyi yanlış okudu, mana yanlış verdi diyemedi. Demek ki ilim nerededir? Medresededir. Sen efendim onu bitir, bunu bitir, ilahiyatı bitir. İlahiyatı bitiren adamlar geldiler bana evvelce. Ben İsmaila Camisi'nde ders okutuyordum.
Rize'den 80'de icazet aldım, gittim ben buradan. Ondan sonra orada 8 sene okuttum. Şeker hastası olana kadar. O zaman ilahiyatı bitiren adamlar geldi bizden, 8 sene okudu. İlahiyatı bitiriyor, bir şey bilmiyor ki. İbareyi sökemiyor. İmam Hatip'i bitiriyor, kıraatı bilmiyor. Bak şimdi hafızlar okuyor kıraat. İmam Hatip de bitirirse de birkaç ayetleri ancak aşırı bir şey ezberletebilir. Diğer Kur'an-ı Kerim'i akışla okuyamaz. Şimdi camilere imam etmişler. Ben de cemaatle kılmaya merak bir adamım. Yolda nerede okunursa, hadis-i şerifte çünkü öyledir. Men serrahu en yelkallâhe gadem müslümen. Kim yarın ahirette Allah'a Müslüman olarak kavuşmak istiyorsa, imanı kurtarmak istiyorsa, fel yuhafiz alâ havlâ salavâtil khams haysi yunâdâ bihinne. Bu beş vakit namazın ezanını nerede duyarsa orada cemaata gitsin. Onun için yolda şey olur, hemen durun derim arabayı. Cemaata gidiyoruz. Bundan dolayıdır ki gizli namazlarda sesli okunmadığı için tabii anlamıyoruz. Ama sessiz namazlarda anlaşılmıyor. Sesli namazda akşam yatsı sabahları rastladığımız vakitte yani birçok imamın kıraatını namazı bozacak kadar yanlış olduğunu görüyorum. İstanbul'un göbeğinde. Bunu hafız efendiler de gelseler anlayacaklar. Yahu ben az çok hafızım. Adam yarısına kadar okudu sabah namazında. Nereden okuduğunu anlayamadım ya. Nereden okuduğunu anlayamadım ben. Arabın biri geldi bir kere. Teravih namazında zaten vur 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 vur. Hemen hızlı hızlı okuyor. Arap çıktı dedi, ya ben Arap'ım dedi. Kur'an bizim lisanda indirildi. Bundan hiçbir şey anlamadım. Nece okuyor dedi bu. Yok. Okullarda ilim bekleyen, buzak, öküz altında buzak bekleyen gibidir. İlim olmaz oralarda. Ama diplomada almadığın vakitte seni vaaz etmezler. İmam etmezler. Ben şimdi ilk vaazlara başladım 11-12 yaşlarına başladım. Ben Göreleliyim. Görele'de geldim 11 yaşına vaaz ettim. O zaman Çaykaralı bir müftü var. Orada. Hacı Hasan Efendi'den rahmetullahi aleyh. Büyük zat idi, veli idi. Ben elini öpmüşüm. Onun talebelerinden, ondan çok icazet alan Hacı Dursun Efendimiz'e, Hacı Hasan Efendimiz'e, bütün hocalarımıza, Aşık Kutlu Efendimiz'e Allah garikayı garik rahmet eylesin. Kabirlen nur eylesin. Amin. Onlar buralarda en zor zamanda bu ilimin tohumunu ektiler. Çok müftü vaaziler yetiştirdi Hacı Hasan Efendi. Tabii müftü olarak yetiştirmedi onu. Ondan sonra gidip dışarıdan imtihan alıyorlar tabii. O küçücük odada, medresede, Çaykaran'ın Hopşara köyünde yetiştirdi onları. Şimdi o müftü efendi de sakallı falan, ben de 11 yaşımayım, sakalım çıkmamış, bir şey çıkmamış. Orada Görele'den tanışlar var falan, getirdiler de müftü efendi bu cumada bu vaaz edecek. Müftü de baktı şimdi suratıma, dedi nasıl vaaz edecek? Yani bu çocuk. Dedi bu Mahmut efendi yanında yetişiyor, orada vaaz ediyor İstanbul'da, burada da edecek falan. Adam da şaşırdı, haklı. Dedi ben zor izin veririm buna dedi, burada başka cemaatler var, kurslar var. Biri yanlışını bulur, rezil oluruz dedi. Dedi sonra ben de yanına oturayım bari, kürsüye çıkmasın da mihraptan etsin dedi. Bir şey olursa düzeltiriz. E peki dediler. O arada İstanbul'dan bir imam geldi. Ona da vaaz ettiriyormuş müftü, tanıyormuş onu. O da beni görünce ya hoca efendi falan deyince bana, o da şaşırdı. Allah Allah, tanıyor musun bunu? Dedi bu İstanbul'da Yavuz Selim Camii'ne vaaz ediyor. Kasımpaşa Camii Kebir'e vaaz ediyor. Aa, o da rahatladı müftü biraz. Adam iyi niyetli. Dedi bana sen dedi ne vaaz edeceksin dedi ya. E dedim bugün bizim bu Giresun dedim içki tüketmekte zirveye çıkmış. Duyduğuma göre buralı elhamdülillah şimdi haber aldım. Görele'de 8 meyhane vardı, 1'e indi. Ne büyük nimet ya. Neden? Sohbetlerin bereketi. Millet dinliyor, namaza başlıyor. Bütün köyler dinliyor. Dinlemeden olur mu ya? Adam bilmiyor içkinin ne günah olduğunu. Bir şey bilmiyor. Elhamdülillah bütün gençler camilere geliyor. Çok sevindim yani Göreli adına. İnşallah bütün ilçelere böyle yayılsın. Sizin zaten Trabzon biraz daha mütehassıptır. Öyle Of'a doğru gidersen daha mütehassıptır. Elhamdülillah bunlar nimet. Bu dindarlık artsın inşallah. Ondan sonra şimdi adam orada 11-12 yaşına beni vaaz ettirdi. Hiç de bir sorun çıkmadı. Bütün millette memnun oldu. Ben de o zaman tabii böyle siyaset miyaset bilmiyorum. Şimdi biraz idarelik gidiyorum. Hapislere mapislere girip çıkarsan sen de idareli gidersin. O zaman da dümdüz gidiyorum yani. Ama dediler herhalde çocuktur mocuktur. Kimse de bir itiraz etmedi bana.
Ondan sonra efendim, diploma da almadım. Ne imamlığım var, ne vaizliğim var, resmi bir iznim yok. Başladık camilerde vaaz etme. Bütün millet geliyor, gidiyor, doluyor, taşıyor her taraf. Sonra müftüler rahatsız olanlar oldular. İşte dediler bunu vaaz ettirmeyin, şudur budur. O zaman İstanbul'da şimdi camilerin kadroları yok. Kadrosuz camilere çağırıyorlar beni. Hangi cami, 20 sene evveli diyorum. Hangi camiye gidersem doluyor taşıyor falan. İki hafta sonra kadro geliyor ya. Ki ben konuşmayayım diye. Şimdi bu sefer başladı bütün inşaata başlayan camiler beni çağırma. Bir de hafta kadro gelecek diye. Adam diyor 20 senedir kadro gelmiyor diyor. Seni çağırıyoruz kadro geliyor. Niye ki ben konuşmayayım diye. Böyle de bir 20-30 sene uğraşıyorum ben bununla. Şimdi zaten durdursunlar bakalım. Televizyonlar serbest. Külliyeyi kapattılar. 50 bin, 100 bin kişi toplanıyor oraya diye. E şimdi 10 milyon seyrediyor bir gecede. Ne yapacaksın şimdi? Sen Allah'ın nurunu söndürebilir misin? Dini durdurabilir misin? Vaazları susturabilir misin? Hep ters döndü elhamdülillah yaptıklar. Ama Efendi Hazretlerim, büyük şeyh, büyük veli, keramet sahibi dedi bana ki, Ahmet, İki şey şart koşuyorum sana. Benim daha tüyüm yok. 10 yaşlarıma falan. Birisi diploma alma dedi. Söz veriyorum sana dedi. Derler sana ki imam etmezler, vaaz etmezler. Her yerde seni imam da edecekler, vaaz da edecekler. Şimdi geldik bu 46 yaşıma. Bu söz çıktı mı? Nereye gitsem hoca beni geç diyorlar. Konuş diyorlar. E diplomam yok. Bak ne dedi? Söz veriyorum sana. Bir de babanın malına karış, babam çok zengin idi. Sonra sıfırı tüketti, iflas etti benim gibi o da. Ama olsun. E ben fakir olmadım. Babamın fabrikaları Türkiye'de birinciydi 80 senesinde. Babamın fabrikaları battı, bizim ilim batmadı. İlim bitmez hazinedir. Bak şimdi onlara da ben bakıyorum. Neden? İlmin bereketi. Her şey bunda. Bütün faziletler Kur'an'da. Şimdi efendim, ne demeye çalışıyorum? O zaman, tabii ortalık karıştı, sıkıştırdılar. Bir hoca efendi var, bir tutamda sakalı var, yaşlı başlı. Şimdi de sağ tabii de, imam İstanbul'da. Geldi dedi ki, hoca efendi ne var? Bundan sonra dedi, seni vaaz ettiremeyeceğim. Niye işte müftü şöyle dedi, böyle dedi. Yahu dedim, zaten küçük de bir cami orası. 50-100 kişi gelince izdiham oldu diyoruz yani o zamanlar öyle. Çok 25-30 seneden evvel. Ya dedi, diploman yok ya dedi, İmam-ı Azam gelse ettiremem dedi. Bak şu terbiyesiz lafa ya. Bir tutamda sakalı var. Müftüden korkuyor. Bu sefer Sulu Kule vardı İstanbul'da meşhur. Sultan Mahalle. Sulu Kuleliler beni çağırdılar bazen. Oraya da millet giremiyor. Korkudan. Kesiyorlar, doğuruyorlar bir şeyler. Biz orada bir vaaza başladık. Camiyi büyüttük. Bütün millet geliyor, doluyor, taşıyor. Bu sefer dışarıdan da bizim cemaatle oraya akın etmeye başladı. E şimdi orası da aynı müftüye var. Müftü çağırdı imam. Dedi ki sen dedi bunu durdursana. Dedi ki hoca efendi herkes de böyle bıçağın ucunu gösteriyor bana dedi. Eğer dedi müsaitse gelsen durdur dedi. Ben buna bir şey edemeyeceğim. Yani o Sultan Mahalleliler acayip adam. Onlar kimseyi dinlemiyor ki. Şimdi yıkıldı oralar. Kaç sene orada vaaz ettik. Bütün millet oradan hidayet buldular. Millet böyle zamanlar atlattık. İmam-ı Azam olsan vaaz ettirmezler sen. İmam etmezler sen. Şimdi yavaş yavaş açılıyor bu işler. Ama ilim buradadır. Medresededir. Hafızlık da burada, Arapça burada. Bak Hoca Efendi demin son vaazinde Hoca Efendi buradan Karadeniz usulü okudu. Gitti Tillo'dan Doğu usulünü okudu. Ondan sonra birleştirdiği ilimleri geldi. Maşallah. Buraya talebe verin kardeşim ya. Burada okusun sizin çocuklarınız da. Hoca olsun. En büyük şeref. Bundan büyük taç şeref yok size analara babalara. Ben diploma almayan hocalar için bir örneğim. Bana baksınlar görsünler. Nasıl ki aç kalmadım, açık kalmadım. Bir yere muhtaç olmadım. Allah da o kadar cemaat verdi bana. Allah Efendi Hazretleri'nin kerameti. Dedi buyurdu ki söz veriyorum sana. Müşterim bol olacak. Her yerde imam edecekler, vaaz edecekler. Şimdi ben dağın başına gidiyorum, orası doluyor. Bir Aziz Bayındır diye biri var. Her şeyi inkar eder. Ondan sonra gitti Süleymaniye'de vaaz ediyor. Bizim de aleyhimize konuşuyor. Efendinin tefsirin aleyhine falan bir şeyler. 8 kişi dinliyor onu.
Ondan sonra da bir itiraz yapıyor. Diyor ki yahu diyor bu cübbeli nedir diyor ya. Hurafeler anlatıyor, neler anlatıyor diyor. Bütün millet, o zaman da biz külliye değil. Külliye nerede o zaman? 20 sene evvel temel attık. Çavuş başında, çamur çökek içinde. Mübarek kandil geceleri belki gelmişleriniz de vardır. Yollar tıkanıyor, köprüler tıkanıyor. 50-100 bin kişi geliyor. İki Boğaz Köprüsü tıkanıyor. Her yer tıkanıyor. Millet çamura batıyor. Karda kandil gecesinde sabaha kadar evine dönemiyor. Adam oraya geliyor. Bu da Süleymaniye'nin ortasında vaaz ediyor. Bir kişi dinlemiyor. Ondan sonra da diyor ki bu nedir ya bu millet diyor niye bizi dinlemiyor? Ben diyor şu kadar profesörüm, şu kadar doçentim. E tamam ama sen sünnetlere lüzum yok dersen şu ayet böyle şu dini değiştirirsen kim dinleyecek seni? Bak müşterin bol olacak sözü çıktı. Nasıl çıktı? Nereye gidecek? Allah vaaz ettiriyor bize. Elhamdülillah. Onun için talebeler, okuyanlar, mezun olanlar, mücaz olanlar hiç dert etmesinler, merak etmesinler. Niye merak etmesinler? Efendim biz işsiz mi kalırız? Yok, şimdi bizim millet uyandı. Artık medrese ilmi arıyor. Hakiki hoca arıyor. Fetva verecek, fıkıhtan haber olacak. Ya fetva bilen yok. Açıyorsun, telefon ediyorsun. Adı Fetva Kurulu. Fetva Kurulu diyor ki, ben diyor karıma üç kere boş olsun dedim. Ne olacak diyor? Biraz oturun oturun da millet görmüyor ha. Efendim, üç kere karıma boş olsun dedim diyor. Ne icap eder diyor? Diyanet kurulunda işte fetva kurulu diyor ki, üçü bir sayılır idare eder diyor. İkisiyle devam et diyor. İbn-i Teymiye'nin fetvası. İbn-i Teymiye dört mezhepte yok ki. Bozuk bir adam, sapık bir adam İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye'nin fetvasından dört mezhebe tercih ediyor. E şimdi onun için millet artık böyle efendim resmi kurummuş, kuruluşmuş, şucuymuş mu buna bakmıyor. Millet medrese eğitimine bakıyor. Takvaya bakıyor, amele bakıyor. Biraz da kılık kıyafete bakıyor. Eskiden sinek kaydı falan, tıraşlar, mıraşlar yolunmuş vaziyette millet itibar ediyordu. E şimdi etmiyor. Ya nasıl hocasın diyor, bıyığın yok, sakalın yok, şuyun buyun yok. Tabii şimdi de bir de sıkıntı şu var. Sakalı bir tutam uzatan, bir de Halep müftüsü gibi sarığı takan da hocayım demeye başladı. Şimdi o da ayrı bir bela. Yahu kardeşim senin hocalığın yok, ilmin yok. Niye fetva veriyorsun adama? E diyor şimdi utandım diyor. Lan utandın, cehenneme girmeye utanmıyor musun? Ecravukum alen nari, ecravukum alel fütya. Fetva vermekte en cesaretli davranan cehenneme en evvel atılandır. Fetva vermek kolay mı? Men efta bi gayri ilmin. فَلَتَبَّ وَمَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ İlimsiz fetva veren cehennemde yerini hazırlasın. Alimlerden birisine kızı da geldi Ramazan günü de. Dedi ki baba dedi biraz kusmuk geldi ağzıma. Orucun bozuldu mu? Bozuldu dedi. Tam o arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti karşısına çıktı. O zat da Evliyaullah'tan birden çıktı. لَا يَا عَلِي حَتَّى يَكُونَ مِلْ اَلْفَمِ Olmadı yanlış fetva verdi. Ağız dolusu olması şartı var diye. Eyvah dedim diyor o zat. Bir daha fetva vermeyeceğime söz verdim. Neden? Demek bütün fetvalar Resulullah'a arz ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Efendimiz geldi. Yanlış fetva verdim diyor. Ağız dolusu olması lazım. E şimdi demek istediğimiz bu iş kolay mıdır ya? Bu iş öyle sen diplomanı aldın diye efendim seni müftü ettiler, vaaz ettiler diye hakkın değil ise ama bütün müftüleri kastetmiyorum, tenzih ederim. Nice müftüler vardır. Alimdirler. Medreseden yetişmiştirler. Vaizdirler. Allah sayılarını çoğaltsın. Ama sen sadece diplomayla şunla bunla bu millete ben hocalık yaparım dediğin vakitte milletin dinini yıkarsın. Yanlış fetva verirsin. Onun için ilmin değeri şu anda daha çok anlaşılmaya başlandı. Bu medreseler çoğalacak inşallah. Talebeler artacak. Mutlaka talebe verin. Oğullarınızdan, kızlarınızdan okusunlar, yetişsinler. Siz de ahirette taç giyesiniz inşallahurrahman. Şimdi burada bana da ne kadar süre verdiler onu da sormadan konuşuyorum. Sanki yani akşama kadar konuşabilecek gibi olmaz. Süremiz, sınırımızı da bilmemiz, haddimizi bilmemiz lazımdır. Devam et diyor hocam. Ancak bazı ayet-i hadis-i şerifler size rivayet edeyim. Burada okunan aşırları falan dinliyordum yukarıdan. Ses geliyor. Onlardan bazıları hatırımda kaldığı kadarıyla ilk okundu. Estağfirullah bilmiyorum. Belki de ben ilk duyduğumdur o. Hamim vel kitabil mübin. İnna zennav fi leyletin mübarekatin
İnna kullâ müzirîn. Hazreti Kur'an'ın her şeyi beyan eden kitap olduğu, Allah'ın o kitaba yemin ettiği, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kadir gecesinde bir indirilişi var. Berat gecesinde var. Toptan indirilişi var. Peyderpey indirilişi var. Evet. Biz onu bereketli gece... Kur'an-ı Kerim mübarek bir kitap. İndiği gece mübarek. Okuyanlar mübarek. Dinleyenler mübarek. Bereketli. Ulan ne dolanıyorsunuz? Tavaf mı ediyorsunuz? Uşaklar. Tavaf mı ediyorsunuz? Bizim buranın lafıdır uşak lafı değil mi? Başka yerler anlamaz. Her yerde demeyin onu. Bizim orada nenenin biri dedi çocuğa dedi. Uşağım dedi. Dedi ben kimsenin uşağı değilim. Dedi piç misin dedi. Rezil oldu kaldı çocuk. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Ben diyorum ki ya kardeşim. Kimsenin uşağı değilim deyince çocuk demek istiyor ki kimsenin kölesi değilim yani. O lafları da kullanıyoruz. Herkesin bir dili var. Geçen kürsüde dedim gülüyorlar. E ne gülüyorsunuz? Of'un ağalarından bir ağa geldi. Çok da yaşlıydı. Adını demeyeyim şimdi. Efendi de söz vermiş ona. Gelmiş bir cenazeye Of'a dönmüş mübarek. İşi çok. O da bu sefer efendiden söz almış ama efendi dememiş ona bu sefer. Geleceğim sana demiş. O da duymuş efendi geldi gitti. O da geldi İstanbul'a oturuyor. Efendi Hazretleri böyle duruyor. Hacı efendi dedi puşluk ettim bana dedi. Şimdi deyince burada puşluk ettim bana demek sözünden durmadın demektir. Ama şimdi İstanbul bizim İkman kalktı ayağa dövecekler adamı. Efendi dedi ya oturun oturun aşağı dedi. Bu dedi sözünde durmadın demek istiyor bana. Her memleketin milletin bir tabiri var. Ama şimdi ben onu İstanbul'da dese bana uşaklar diye peki de bana ne uşağı diyorsun bana. Babası da kızacak bana. Ama her memleketin lafı var ama biz şimdi ortadan konuşuyoruz. Onun için tabii buraya göre şimdi konuşuyoruz. Efendim. Milletin dikkati dağılıyor. Şimdi bizim millet nasıl biliyor musun? Ha burada ayet okursun, hadis okursun, 104 kitabı okursun. Böyle dururken bir sinek geçer, o sineği takip eder ha böyle. Sanki desen uçak kalktı gidiyor. Böyle bakar. İki çocuk dolanır, öyle o da onunla dolanır. Mübarek adam ayet okuyoruz burada. Laf dinle doğru. Şimdi وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَا Bu Kur'an mübarektir. Bereketlerle doludur. Bunu biz indirdik. Birçok ayet-i kerimede var. لِيَدَّبَّرُوا ayet. Ayetlerini ince düşünsünler. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ Halis akıl sahipleri ince düşünsün diye indirdik. Öyle sade okusun geçsin diye değil. İndirildiği gece içinde mübarek gecede indirdik. Niye Kadir gecesi bin aydan hayırlı oldu? Kur'an onda indirildiği için. Niye Mekke Medine en şerefli oldu? Kur'an oralarda indirildiği için. Niye hafızlar en şerefli oldu? Eşraf-ı ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Hafızlarla hocalar. Ve ashabul leyl. Gece teheccüd namazına kalkanlardır. Neden? Çünkü Kur'an'ı ezberledikleri için. Bütün bereketler, faziletler Hazreti Kur'an'da. Niye Ramazan ayı ayların en üstünü oldu? Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirildiği için. Allah kavuştursun inşallah. Recep, Şaban aylarına kavuştuk. Şaban'ın sonlarındayız. Ramazan çok yaklaşmıştır. Bir de duasını beraber okuyalım buyurun. Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah Ramazan'a ulaştırsın. Amin. Yaklaştı elhamdülillah. Gölgesi bastı demek. Efendim inna kunna munzirin. Biz uyarıcılarız. Biz Kur'an'ı indirdik ki sizi uyarıyoruz. Önünüzde tehlikeli geçitler var. Kabir var, sırat var, mizan var, mahşer var. Cennete gitmek var ama bir de cehennem tarafı var. Onun için siz tedbirinizi alın diyoruz. İnna kunna mursilin. Biraz aşağısında. Biz peygamberler gönderiyoruz. Rahmeten min Rabbik. Habibim senin Rabbin kullarına çok acıyor. Kimseyi cehenneme atmak istemiyor. Onlara ip sarkıtıyor. Kur'an ipidir. وَاَحْتَصُمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. El Kur'an hablullah. Kur'an Allah'ın ipidir. Tarafu biyedillah. Bir ucu Allah'ın kudret elindedir. Bizim gibi eli yok. وَتَرَفُوا بِيَد۪يكُمْ Bir ucu sizin elinizdedir. El Kur'an hablun memdudun. مِنَ السَّمَاءِ الْاَرْضِ Kur'an gökten yere sarkıtılmış Allah'ın ipidir. Nasıl sarılacaksın Kur'an'a? Ha böyle sarılacaksın. Böyle sarılmak yeter. Okuduğun yok. Amel ettiğin yok. Hafız yetiştirdiğin yok. Hoca yetiştirdiğin yok. Kur'an'a böyle sarılmış, sarıldım Kur'an'a. Öyle değil.
Öyle de sarılacaksın. Hazreti Ömer radıyallahu anh Mustafa aldığı vakitte böyle bağrına basar. Haza ahdu rabbi ve menşuru rabbi. Bu benim Rabbimin ahdidir, sözleşmesidir, Rabbimin divanıdır derdi. Öpmek var, başa koymak var, tazim var ama bir de manasıyla amel ve lafızlarını hissetmek var. Vazifemiz çok. Ondan sonra okunan ayet-i kerimelerden yine ne buyuruyor? Bu da çok acayip. Estağfirullah. Ma halakna semavat vel ard ve ma beynehuma illa bil hak ve inne saate latiyetun fasfahus safal cemil. Demin okudu hocalar burada, hafızlar okuyordu ya, dinliyordunuz. İşte onlardan konuşuyorum. Bu mana verilmeyen tarafları. Gökleri ve yerleri ve arasındakileri boşuna yaratmadık. Hak ve hikmetle yarattı. Yaratılmalarını icap eden hikmetle yarattı. Biz boş iş yapmayız. Şimdi çocuklar denizin kenarındaki kumlarda suyla kumu karıştırıp akşama kadar uğraşırlar. Bazı da çok büyük şeyler de yaparlar. Kaleler, kuleler. Ondan sonra güneş batacak eve giderken bir tekme hepsini yıkarlar. Ne oldu bu yaptıkları boşuna ama çocuk oyunu. Allah Teala buyuruyor ki ve ma kunna la'ibin, biz oynamıyoruz. Şu gökler yaratılmış. Görüyorsunuz değil mi? Tepenizde duruyor direksiz. Şu yerler altına inmeye kimsenin gücü yettiği yok. Göğün üstlerine çıkmaya kimsenin gücü yettiği yok. Şu felekleri görüyorsunuz. Şu güneşi, ayı görüyorsunuz. Şu yıldızları görüyorsunuz. Şu gezegenleri duyuyorsunuz. Bu sistemlerin farkındasınız. Hele şimdi daha her gün yeni bir efendim şey buluyorlar. Daha çok yani insanın imanını artırıyor. Ne diyorlar mesela? Öyle yıldızlar, gezegenler var ki şu anda onların gördüğümüz ışıkları ne kadar bin sene evvelki ışıkları. En süratli giden ışık hızıdır. Hala ışığı dünyaya gelmemiş, yolda gelen gezegen var. Duymuyor musunuz? Böyle diyorlar. Şimdi bu neyi anlatıyor? Bu ne büyük bir kudreti gördü, ne büyük bir sanattan bahsediyor. Mevla buyuruyor ki ben bunları boşuna mı yarattım? Hesabını soracağım. Ne demek hesabını soracağım? Sizi bunun içine koydum. Burayı size yurt yap. Bak şurada tavan olmasa yanarız. Ve cehennet sema sekven mahfuza. Göğü size tavan yaptım. Velarda mihada. Yeri size beşik yaptım. Döşek gibi. Bu kadar nimetlerle sizi rızıklandırdım. Yediriyorum, içiriyorum. Niye? Yaşayın. Akıl bali olmazsanız, mesul mükellef olmadan ölürseniz bir şey sormam. Akıl bali oldunuz, mesul mükellef oldunuz, Kur'an'dan haberiniz yok, İslam'dan haberiniz yok, Ehl-i Sünnet'ten haberiniz yok, soracağım. Bu faturayı ödettireceğim diyor Allah. Bir nefesin tıkansa, bütün dünya senin olsa verirsin rahat nefes alma. Günde 24 bin nefes alıp veriyorsun. Ayrı sayarsan giren çıkanı 48 bin eder. Normal astım hastası olmayan nefes alanları kastediyorum. Günde sana 48 bin tane bütün dünyayı bağışlamaktan daha büyük iyilik bağışlamış olan Rabbin. Şu namaza, secdeye, rükû edilmeye, abdese, gusle, İslam'ı öğrenip amel etmeye, yaşayıp yaşatmaya layık değil midir? Ne zorluğu var? 7 yaşında çocuk namaz kılabiliyor. Bu kadar kolay etti bu İslam dedi. Ben bu gökleri yerleri boşuna yaratmadım. Adama derler ki bu faturayı önüne koyarlar, ödeyeceksin. Sen şimdi ne yapıyorsun? Affedersin, çakal gibi tavuğu kapıp kaçıyorsun. Zannediyorsun, çakala hesap yok. Ama sen çakal değilsin. Sana soracaklar. Bu kadar yedin, bu kadar içtin, yaşadın. Nimetlerimden istifade ettin. Bana ne kulluk ettin? Dinime ne hizmet ettin? Düşmanlarıma düşmanlık ettin mi? Dostlarıma dostluk ettin mi? Buna soracak. Öyle yok. Hangi lokantaya gidiyorsun da parayı ödemeden çıkıyorsun? De bana. Ancak arkadaşın ısmarlarsa ya da lokanta sahibi acır sana da bedava iç, ye iç benden bir çorba derse o başka. Normalde git ye ye. Oysa parayı vermeden çık. Ne olacak? Nasrettin Hoca yedi yedi yedi. Çıktı parayı ödemiyor. Ya gel hele dediler. Niye parayı ödemiyorsun? Ya ödeyemiyorum yok falan. Niye girdin yedin dediler. Ne bileyim dedi ben belki bir şey demezsiniz dedi be. Dediler sen yer misin yemez misin? Bunu mu dövdüler? O da mübarek diyor ki ya burası ne hala memleket diyor. Deve deve helva yediriyorlar adama. O da vurdu yüzsüzler. Ne yapsın adam? Şimdi ahirette böyle kurtarabilir misin? Zebaniler vuracak sana. Sen niye ödemedin dünyanın faturasını? Sen de öyle aa burası ne iyi. Cennete mi koydular seni deneyi? Yanıyorsun her tarafın ateş olmuş. Nasıl güleceksin?
Nasıl Yunus'un hikayesi mi bu? Nasıl güleceksin? Parayı ödetirler adama. Bir Hurşit Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Buralara da çok gezerdi, gelirdi. Alem adamıydı, ihlaslı adam. Hoca da değildi ama çok adamlara sakal bıraktırırdı. Hocalar bıraktıramazdı, o bırak. Çünkü çok takva idi, sakalı uzun, yaşlı. Millet de onu büyük hoca zannederdi. Mübarek adam. Böyle hikayeleri var çok. Gittim diyor, lokantada yemek yedim diyor. Tam kasaya geldim, baktım bir ses geliyor bana diyor. Lazoli, Lazoli, parayı ver de dışarı çık. Ben de diyorum adamın biri bana bir şey söylüyor. Bakıyorum adam matam yok ortada diyor. Lazoli, Lazoli, parayı ver de. Bir de baktım diyor bir kuş oradan konuşuyor. Papağan koymuşlar oraya. Yahu dedi bu şey değil de dedi bu Laz olduğumu nereden anladın? Ya dedim mübarek sen Türk de olsan o Lazoli diyecek. Niye? Papağan daha onu demişler ona. Onu da anlamıyor yani mübarek adam diyor. Laz olduğumu da nereden anladı bu kuş diyor ya. Anladın mı şimdi? Kuş bile ne diyor oradan? Parayı ver de dışarı çık diyor. Cam boğaza gelir. Kella izâ belegatit terâkî. Ne zaman cam boğaza dayanır? Göğüs kemikleri Türkuven'in cemidir. Ayaktan beri çekile çekile baş parmaklardan soğumaya başlar. Gelir buraya dayanır. Vakî ile men ha. O zaman hoca başında şeyh var, evliya olsa doktorların hepsi toplanmış. Birbirlerine bakarlar derler. Rakta iki mana vardır. Mana vardır. İlaç etmekten de gelir, nefes etmekten de gelir. Şimdi diyorlar ki buna kim ilaç edecek? Gidiyor ya. Gözümüzün önünde en sevdiğimiz adam gidiyor. Hangi doktor ilaç edecek? Hangi şeyh keramet izhar edecek? Hangi alim okuyacak? Rukiye yapacak? Fayda yok, ecel geldi cihane. Baş ağrısı bahane. Ve zanne ennehu'l firak. Adam da yakinen anlıyor ki ben artık ayrılıyorum. Nereden ayrılıyorum? Ne zor iş ya. Sevdiğim dünyadan ayrılıyorum. Sevdiğim köyümden ayrılıyorum. Trabzon'u bir daha göremeyeceğim. Denizi bir daha göremeyeceğim. Araba almış ne güzel, ikide bir böyle tozunu alıyor arabanın falan, cila alıyor. Arabaya bir daha binemeyeceğim. He? Elbiseleri var dolapta, daha giyemeyeceğim. Sevgili hanımımdan veya kadın ise kocasından bir daha görüşemeyecek. Oğullarımı göremeyeceğim, kızlarımı göremeyeceğim. Ne zor iş. Benden size tavsiye, eğer dünyadan çıkarken rahat gitmek istiyorsanız, kolay ölmek istiyorsanız burada çok takıntı bırakmayın. İnsanların teferruatı çok olursa kafası çok takılır. Anladınız mı? Malınızın yatırımını ahirete yapar. Bizim millet nerede yaşamayı ister? Malının yanında. Şimdi mesela adam ölüyor. Ölürken düşünse ki ulan bütün malı mülkü vakfetmişim. Zaten hepsini göndermişim ahirete. O kolay gider. Neden? Yatırım orada ya. Yatırımına kavuşmak için. Ama burada yapmış yazlıklar, kışlıklar, köyde bir ev, İstanbul'da bir ev, şuraları, buraları düzeltlemiş, bahçeleri, bağları, çaylıkları, fındıklıkları hepsi kaldı burada. Bu sefer zor gider. Zekatını vermek lazım. Sadakasını vermek lazım. Fitresini vermek lazım. Ya yatırımı ahirete yollamak lazım. Bak son dakikada anladı ki ayrılıyorum. En sevdiğin yerlerden ayrılıyorsun. Bu ne demektir ya? Her an başımıza gelebilir. Buradan biri çıkıp eve dönmeden ölebilir. Evet. Kötüyse melekler geliyor başına. Cebrail aleyhisselam da geliyor, sol kanadını açıyor, cehennem manzaralarını gösteriyor ona. Adam bir yandan can çekişiyor, bir yandan cehennemi seyrediyor. Sen de zannediyorsun ki komada böyle gözü kapalı can çekişiyor. Bu taraftan perde kapandı, o taraftan perde açıldı. Bu sefer orayı görüyor, cehennemde gideceği yeri gören adam ne yapar? Böyle gitmemek için canını sıkıyor ama... Ne yaparsam boş. Götürmeyin beni, kapatın bunları diyor. Şimdi o imansız kafirler ne diyorlar? Ya melekler var da biz niye görmüyoruz? Demin dedim ya burayı melekler kaplamış. Biz iman ettik. Kafirler, imansızlar ne diyorlardı Efendimiz'e? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize melekleri göstersene. Levla unzile aleynel melâketu. Melekler niye inmiyor yanımıza da konuşmuyoruz? Evnera Rabbena. Rabbimizi niye görmüyoruz? Ya...
Ama Mevlana burası Cadibillah يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشُرَى لَا بُشُرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Melekleri göreceksiniz, merak etmeyin. Ama ne zaman? Geberirken. Melekleri gördüğünüz zaman mücrimlerin, kafirlerin, münafıkların asla müjdesi yok. Onlar ne diyecekler bu sefer? Ya Rabbi bize melekleri göster dedik ama azap meleklerini demedik. E sipariş üstüne mi? Hicran mahcura. Kapat ya Rabbi, kapat. Görmeyelim bu melekleri. Ne iştahımız kaldı, ne keyfimiz kaldı bize. Allah bize rahmet meleklerini göndersin. Rahmetini göstersin. Amin ya. İşte ayrılma zamanı melekleri görecekler. Cehennem manzaralını gördüğü vakit götürmeyin beni diye. Ayak sürtecekler. Amma ve lakin iş nereye dönecek? Melekler canlı çekecek. İşte menrakın ikinci manası da şudur. Şimdi melekler birbirine diyor ki imansız, Kur'ansız, kitapsız gelmiş. Bu adamın canını ben almak istemiyorum. Pis ruha elimi bulaştırmak istemiyorum diyor. Sen al diyor. Öbürü meleğe rica diyor. Menrak bir manası odur tefsirlerde. Kim alacak bunu ya diyor. Beni bulaştırmasın diyor. Öbür melek dedi beni de bulaştırma bu gavurun ruhuna diyor. Sen al diyor. Ama sen zannetme ki öyle derlerken sen de o dünyada kalacaksın. İlla seni biri söküp alacak. Dolayısıyla bu kötü bir taraf. Ama bir de cennet manzaraları, Cebrail Aleyhisselam'ın sağ kanadı açılmış, işte bak oraya gidiyorsun. Adam cennetteki yerini görünce daha dünyadaki karıyla uğraşmak ister mi? Diyor ki kaddimuni, kaddimuni, çabuk götürün beni diyor. Daha görmeyeyim ha buraları. Evi, dükkanı, yahu çaylık kaldı. Ya bırak çaylık sizin olsun ne yaparsa. Uğraşın çayın derdiyle, fındığın derdiyle. Size bana ne diyor ya? Cenneti gördüm, gidiyorum diyor. Allah onlardan eylesin. İdâbu dâtil cenâzetû. Cenaze tabuta konduğu zaman ihtemeler rical alâ nâkîm. İnsanlar onun boyunlarına yüklendiği zaman feykânet sâlihaten dünyada salih bir kul idiyse kâlet kaddimûni kaddimûni. Ne diyor? Çabuk götürün beni, çabuk yerimi gördüm, cennetime yetiştirin beni. Bu leş dünyada biraz daha durdurtmayın beni. Ve inkânet sivâdâlike. Eğer kötü bir adamsa. Kâlet yâ veylihâ aynet ezebûne bi'â. Ey benim başıma gelenler, nereye götürüyorsunuz beni? Ben gördüm cehenneme gidiyorum diyor. يَسْمَعُ صَوْتَا كُلُّ شَيْنِ اِلَّا الْاِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَوْ صَيْقَ Sesini her şey duyuyor. Atlar, hayvanlar, kediler, köpekler duyuyor da kaçıyor. Bir tek onu taşıyan insanlar duymuyor. Çünkü insan da duysa o da düşecek ölecek orada. Cenaze de ortada kalacak. O duysa bayılır diyor. Mevla böyle işler yapıyor. Onun için önümüzde böyle geçitler var. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Adamın canı çıktı. Şimdi parmaklarını bitiştirelim. Ayaklarını yapıştıralım. Niçin? Birazdan soğuyacak. Soğuduğu vakitte de daha birleşmeyecek. Kırılır. Diz dize bitiştiği zaman gidiyor. Nereye gidiyor? Artık işte efendim bizim İstanbul'da şehitlik, sakız ağacı, zindan arkası, zincirli kuyu böyle yerlere gidiyor. Oraya bedeni gidiyor. İlâ rabbike yevmeydin ilmesâk. Bugün gidişat ve sevkiyat ancak senin Rabbinedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana geliyor. Ruhu bana geliyor. Nasıl geliyor? Kur'an'a hizmet ettiyse, dine hizmet ettiyse, Kur'an ehliyse ahirette kurtuluyor. Hazreti Kur'an'ın adamları zayi olur mu? Ne diyor hadis-i şerifte? لَوْ كَانَ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي اِحَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَكْ Kur'an bir derinin içine konsa, sonra o deri ateşe atılsa yanmaz. Bunu şimdi birisi denemek için, böyle çok antikalar var. Kur'an'ı koyacak deriye, sonra atacak, yanacak, bak hoca yalan söyledi. Ya ne antika adamlar var. Hadisin manasını dinlemeden, bir tanesi gitti ne yaptı biliyor musun? Münker Nekir sual soruyor, cevap mevap işlerini duydu da,
Dedi ki ya dedi, millete göstermeden bir cenazenin kenarından küçük bir kaset koydu oraya. Sonra birkaç zaman millet dağıldıktan sonra alacak onu da canlı yayını izleyecek. Münker Nekir ne demiş, bu ne demiş. Ondan sonra da doldurursan onu da iyi satarsın. Zannetmiş öyle. Bir de koydu. İşte bir zaman sonra açmış onu. Bir de baktı fıs bir şey yok. Yahu dedi bu hocalar hep yalan söylüyor ya dedi. Niye? Hani Münker Nekir soruyordu bu adam ne cevap veriyordu? Ya o senin anlayacağın, duyacağın cinsten midir? Ruhanidir. Ruhanidir de ne gibidir? Ve adam, hanımınla yatakta yatıyorsun. İkiniz de rüya görüyorsunuz. Biriniz cennet bahçelerinde dolaşıyorsunuz. Dereler, tepeler, ırmaklar, yeşillikler. Öbürünü de uçurumdan aşağı yuvarlıyorlar kuyunun dibine. Adam rüyada bir darlanıyor, bir boğalıyor, terliyor, kan tercihinde. Bazı gelir rüyadan nasıl uyanıyor? Ooo yaparaktan. Hanım da yanından fırlıyor, sıçrıyor. Ne oldu adam sana ya falan? Ne oldu diyor, beni diyor attılar kuyuya ya. Ne kuyusu, burada yatıyoruz diyor ya. Ha sen yanındaki adamın ne kadar zora düştüğünden bas bas bağırıyor, çırpınıyor. Hatta açığa da vuruyor uyanarak. Orada gördüğünden yanında yatıyorsun, haberin yok. Kabirdekinin cevabında ne haberin olacak? O işler ruhanidir, ruhla alakalıdır. Şimdi bu da Kur'an'ı koyacak deriye, atacak ateşe, sonra gördün mü hoca yalan söylüyor. Bu hadis-i şerif Müşkilül Asar'dandır. İmam Tahavi Hazretleri bunu zikrediyor. Diyor ki bu şu demektir. Biz neden müteşekkiliz? Vücudumuz neden? Deriden. Kur'an bir derinin içine konsa, yani bir insan hafız olsa, Kur'an'ı ezberlese, sonra o deri ateşe atılsa, cehennem hafızı yakamaz diyor. Bir hafızın kendi ailesinin yakınlarından Hazreti Ali'den gelen bir rivayette 10, bir rivayette 70 tane cehenneme girmeyi hak etmiş adama şefaat izni var. Hem de küllüğün ve cebet leun nar diyor. Hepsi cehenneme girmeyi hak etmiş. Bu hafız akrabası olmasa cehennemlik. Diyor ki senin akrabandan 70 kişiyi kurtarabiliriz. Niye? Kur'an'ın hatırı var. Biz gökleri yerleri boşuna yaratmadık. Size bu kitabı boşuna indirmedik. Bu dünyada ye iç yat aşağı bunlar faturasız kalmayacak. Ve inne sa'ate la'tiyetün. Kıyamet geliyor. Kimse bunu durduramayacak. Ölenin kıyameti kopmuş. Zaten bugün Trabzon'da kaç tane cenaze vardır şimdi. Şimdi bunun gökleri yere indi. Ölenin kıyameti. Men ma'tefekat kıyamet kıyameti. Ölenin kıyameti ne zaman? Ne zaman öldü işte, kıyamet bitti daha. Ne Allah diyebilir, ne namaz kılabilir. Ne günahını sildirebilir, ne tevbe edebilir. Asfahis Safal Cemil. Habibim bu gavurlar İslam'ın aleyhine ne hakaretler ediyorlar ama. Sen şimdi görmezsen gel bakalım. Ahirette ben hesaplarını görürüm. Ve inne rabbeke levvel hallâkul alim. Her şeyi yaratan Allah, her şeyi bilen Allah, senin Rabbin. Şimdi nereye geliyor? Ve lekad âteynâke seb'an minel mezâni vel kurânel azîm. Okunan aşırlardan idi bu da. Habibim andolsun, yemin olsun, elbette muhakkak biz sana her namazın her rekatında tekrarlanan 7 verdik. 7 ayet verdik. Yani ne demek? Fatiha verdik. Her namazın her rekatında tekrarlanan 7 ayet verdik. Vel Kur'an-ı Azim, bir de büyük Kur'an verdik. Şimdi Fatiha Kur'an'dan değil mi? Niye onu ayırdı, onu ayırdı? Fatiha'nın öyle bir fazileti var ki, Fatiha'yı çıkartsan, 7 tane Fatiha'sız Kur'an'ı buraya koysan, bir tane Fatiha'yı buraya koysan, bir Fatiha 7 Kur'an'dan ağır geliyor. Hadis-i şerif böyledir. Cam-ı Sahir'de geçer. Fatiha-i Şerif. Ama tabii zaten Kur'an'dan ayrılmaz, onun başı. Biz sana 7 ayet verdik, bir de büyük Kur'an verdik. لَا تَمُدْنَنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا وَاَزْوَاجَ مِنْهُمْ. Bir takımlarına dünyalık mal, mülk, köşk, saray verdik diye sakın gözlerini onlara uzatma, senin kıymetli gözlerine yazık olur. Ne oldu? Kafirlerin kafileleri geldi. Şam'dan, şuradan, buradan. İçleri mallar dolu. Efendim mücevherler, kıymetli efendim, buğdaylar, neyse. Sahabe-i kiram fakir, Müslümanlar böyle bakıyor. Bir şeyimiz yok. Garip durumdayız. Allah bu ayeti gönderdi. Habibim ben sana 7 ayet verdim. Bir de büyük bir Kur'an verdim. Kafirlere biraz dünyalık mal mülk verdim. Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si bilmem nesi.
Ya işte biraz imkanları fazla görünüyor. Sakın gözlerini onlara verdiğin mallara uzatıp da hasretle böyle rağbetle bakıp da kendine yazık etme. Ben onlara bela olsun diye verdim. Azapları artsın diye verdim. Sana verdiğim Kur'an sana yeter. O büyük Kur'an hepsine bedel. Yağmurlar onun hürmetine yağ. Mahsuller onun hürmetine çıkıyor. Havaların onun hürmetine teneffüs ediyoruz. Hazreti Kur'an olmasa boğulup kalacağız. Onun için bu hususta bir hadis-i şerif var. Men atâhullâhul Kur'an. Allah kime Kur'an verdiyse, hepimize verdi elhamdülillah. Ama bir de hafızlık verirse, bu başka bir veriştir. Hafızlık, tabi Arapça ilmiyle birlikte ayrılmayaz, bir değer olarak konuşuyorum. Men hafızal Kur'an ve stazharav. Men kara'el Kur'an ve stazharav. Kur'an okuyor ama ezbere okursa diyor. İşte bu ezbereden hafızlığın önemi çıkıyor. Fehalle halale, helalını halal bilecek ve harrame harame, haramını haram bilecek. Öyle hafızlar var, dinsizdir. Öyle hafızlar var, dinsizdir. Neden? Helala inanmaz, harama inanmaz. Öyle hocalar da var, kitapsızdır. Var. Çıkıyorlar da televizyonlara, görmüyor musunuz? Namaz 5 vakit değil diyor. Kadın diyor, başı açık diyor, namaz kılabilir. Bir tanesine dedim ya öyle, meşhur efendim sizin buralıdır, buralardandır. Yahu dedi, kadın dedi, erkekler görüyorsa kafasını kapatır ama boş odada kılıyorsa dedi kimse görmüyor onu, açık kılabilir. Niye dedim, kadının setre avreti neresi? Cemi bedeni. O zaman dedim, sen de kimsenin görmediği yerde donsuz kılabilirsin dedim. Ne yapacaksın, bunlara 104 kitap okusan anlamıyor, böyle konuşacaksın. Yani şimdi kadın saçı açık, niye erkek görmüyor? Sen de kimse görmüyor. Ama senin avretlerin göbeğin ne dizgi ama kadının bütün bedeni avret. Kadına setre avret farz. Kadına diyorsun ki avretini açık kılabilirsin. Sen de donsuz kıl dedim o zaman. Şimdi bunlar nasıl bir şeydir ya? Hafız olsa ne olur? Hoca olsa ne olur? Helalını helal bilecek. Haramını haram bilecek. Ha. Allah Teala ona ne muamele edecek? Nebilerle, sıddıklarla beraber onu haşredecek. Ülbüse validem tercih yevvel kıyamet. Ana babasına kıyamet günü taç giydirilecek. Zavu ehsenü min zav işşemş fi büyütüküm. Fi büyütü dünya. Şu güneş nereden nereye? Bak bütün evlerimiz, ocaklarımız, dünya kadar floresan yansa burada. Şu güneşin aydınlığını vermez ya. Şu aydınlık nasıl dünyada? Güneşin o taç, hafızın başına konan taç öyle parlayacak, bütün mahşeri aydınlatacak. Ana babasına verilecek. فَمَا زَنُّكُمْ بِلَّذِي عَمِلَ بِعَزِ Ya o hafızın bir de onunla amel ederse ona neler verilecek? Allah Kur'an'a ne kadar değer vermiş. Gördün mü? اِنَّ اللّٰهَ لَيَنْصُدُ لِلْقُرْآنِ وَاسْمُ عَمِنَهِ Bu kadar şarkılar çalıyor. Konserler veriliyor. Bilmem Avrupa'dan şöyle gavur geldi. Dünyanın en büyük cazcısı, gazcısı, bazcısı geldi. 50-100 bin kişi toplandı. Allah Teala'nın buna itibarı var mı? Azap melekleri başlarında dolanıyor. Ama diyor, nerede Kur'an başlıyor? Bu hadiste müteşabihattandır. Allah Kur'an'ı güzel okuyan hafızları dinlemek için Allah susar diyor. Allah konuşur mu, susar mı? Allah Teala, Allah mütekellimün minel ezeliler ebedi. Akaidin metninde Allah ezelden ebede mütekellimdir. Allah Teala susar diye bir şey yok. Şunu demek diyor. Allah değer verir, onlara ikram eder. Kur'an'ı ehlinden dinler diyor. Kur'an'ı ehlinden dinler. Kainatı yaradan Allah hiçbir şeyi dinlemiyor. Kur'an'ı dinliyor. Her şeyi duyuyor başka. Ama razı olarak dinler. Kur'an'a ne kadar değer veriyor. El-Kur'an-ı Habbu ilallah teala minessemavat vel arz ve mafihim. Hazreti Kur'an göklerden, yerlerden ve içindeki her şeyden Allah'a daha sevgilidir. Şu anda ne gökler ne yerler ne bu alemler Kur'an'dan daha sevgili bir şey yoktur Allah'a. مَا مِنْ شَفِيعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ لَا مَلَكٌ وَلَا نَبِيٌ وَلَا غَيْرُهُ Allah katında menzilesi, mertebesi ve şefaat hakkı Kur'an'dan üstün olan hiçbir şey yoktur. Ne bir melek ne bir peygamber. Çünkü Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan üstün olamaz. Çünkü Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Kur'an mahluk değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur bizim gibi. Kıyas edilmez. Fazlu kelamillah ala sairil kelam kefazlillah ala sair halkı. Kur'an'ın diğer sözlerden üstünlüğü
Allah'ın yarattıklarından üstünlüğü kadardır. E bizimle Allah kıyas edilir mi haşa? Kur'an'la da diğer sözler kıyas edilemez haşa. Bu kadar hadisi şerif. Yani 5 saatte konuşabilirim, 10 saatte konuşabilirim. Bu hususta bu kadar ayet hadis biliyoruz. Kur'an'ın fazileti ve değeri hakkında. Ama tabii vakitler gündüzün ortasındayız, ihtiyaçlar var, yaşlılar var, meclis dağılacak. Bizim de kısıtlı bir söz hakkımız var burada şimdi. Dolayısıyla Hazreti Kur'an'a Allah o kadar değer veriyor, ehline de değer veriyor. Ne yapacağız o zaman? Kur'an ehli olmayacağız. Ehlül Kur'an, ehlullah. Allah'ın bir evi olsa, içine özel kişileri koyacak olsa dünyada, hafızları, hocaları koyar oraya. Ama hangileri? Demin ne dedim? Helalına, haramına inanan. Rubbetalil Kur'an ve Kur'an yelan. Nice Kur'an okuyanlar var, Kur'an onlara lanet ediyor. Kur'an diyor ki Allah belanı versin, okuma beni diyor, o hala okuyor. Ne gibi? Hastayı ziyarete giden sağır gibi. Gitmiş sağır, hasta da bunalmış ondan. Diyor ki ya hadi kalk git diyor. O da duymuyor ya, sağır duymaz yakıştırır. Diyor ki biraz daha otur anlıyor, bir daha oturuyor. Hasta biraz daha darlanıyor diyor. Ya seni kim gönderdi kardeşim diyor. O da sağır ya, diyor ki getiren gönderen sağ olsun zannediyor, bir daha oturuyor. Adam Kur'an okuyor, gidelim. Hoca ben de var, hatim duası yapar mısın? Yani yaparım da. Acaba Kur'an mı seni okudu, sen mi Kur'an, sen Kur'an mı senin canını okudu, sen mi Kur'an'ı okudun belli değil. Kur'an'ı okurken helalına haramına, neden? Kur'an lanet eder bak. Şimdi Kur'an'da ne diyor? Ela lanetullah alel kazibin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyor. Kendi de yalancı. Yalan konuşuyor ya. Okurken o ayet gelince ne oluyor? Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyor. Ela lanetullah alel zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine yağsın diyor. Adam da zalim ya. O ayeti okurken zalime laneti kendine okuyor. Ya. Bunlar hep böyle. Rubbe sahimin. Şimdi Ramazan gelecek. Ağustos sıcağında millet oruç tutacak. Nice oruç tutanlar var ki leyse min sıyâmin lecû'u el-attaş. Tek karı oruçtan aldığı nasibi açlık ve susuzluk boşuna çekecek. Neden? İmanı yok. Şerata inanmıyor. Helal-ı harama inanmıyor. Kur'an hükümlerine inanmıyor. Ve kem min kâimin leyse min kıyâmin lecû'u. Nice teheccüd kılanlar var sabaha kadar. Boşuna uykusuz kalır. Niçin? Çünkü helala harama itikadı yok. Evvela iman. Ehl-i sünnete göre inancı tasih. Şimdi öyle hocalar, profesörler namaz da kılıyorlar. Çok ibadet zikir de yapıyorlar. Adama bir de bakıyorsun diyor ki efendim diyor adam peygambere yalancı demedikten sonra cennete girer. İlla Müslümana uymak, İslam'a uymak şart değil. Bunu hocaların hocası, sen büyük profesörlersin. Ben bunlara reddiyeler yazıyorum, kitaplarla uğraşıyorum. 40 Kızılbaşa, ne yapsın bir Ali Paşa demiş. Ne yapacağız? Siz de destek olun bize. Destek olun bize. Konuştuğumuz şeyleri yayın, tebliğ edin, davet edin, dinletin insanlara. Hakkı duysunlar, yoksa bu ne olacak? Böyle hafızlıkta hoca hiçbir şey kurtarmaz bizi. Bu medreseler, ilim medreseleri. Bunlar ehli sünnet üzere yetişiyor. Ama nerede böyle? Çok az var böyle ehli sünnet üzere yetişen. Çoklarını efendim nelerle düşünüyor? Milletten paraları da topluyorlar, kurbanları da topluyorlar. Ondan sonra efendim okul yapıyorlar. E okulda da ne okutuyorlar? Besmele yok. Elhamdülillah yok. Salatü selam yok. Böyle hizmet olur mu? Millete veriyorlar zekatları. Ondan sonra okudukları şeyler efendim bilmem nenin teorisi. Bu ilim olur mu? Kaynağından yetiştirmek lazım. Çoluk çocuğa şarkı söyletmekle, şarkı öğretmekle İslamiyet'e hizmet olur mu ya? Efendim bütün şarkıları biliyor. Ne oldu, neye yarar? Ahirette ne itibar var? Bir ayet bilseydi, yukarlı sahibül Kur'an ikra verka ve reddil kemakunte turaddilu fid dünya. Hafıza alime diyecekler ki yarın ahiret, oku yüksel. Bir ayet bir derece, iki derece arası ma beyne dereceden kema beyne semaveler gökler arası kadar. Adedü derecin cenneti bir adedi ahil Kur'an. Cennetteki dereceler Kur'an'ın ayetlerinin sayısı kadar. 6666 küsur, ihtilaflıdır biraz küsur hatta. Cennette derece var. Her bir ayet okuyor, bir derece atlıyor. فَاِنَّ اَخْرَى مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اَخْرَاتٍ تَقْرَوْ بِهَا. Son okuduğun ayette derecen duracak. Hey gidi ahiret! Dünyada okul kazanmak için, sınav kazanmak için, üniversite kazanmak için uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. Ne masraflar ediyorsunuz. Tarlayı, ineği satıyorsunuz.
Çocuğu bir yere getirmek için. Ondan sonra da kaybedince de çok fena moraller bozuluyor. Çocuk psikolojik soruna giriyor falan filan. Kazandığı zaman sanki cennete girmişiz gibi seviniyorsunuz. Kaybeden cehenneme düşmüşten beter üzülüyor çocuğu kaybettiği sınavları diye. Ne alakası var? Yarın ahiret. Oku bir ayet, yüksel bir derece. Bütün sınavları kazandın. Derler mi sana yüksel bir derece? Dünya kaç gün, ahiret kaç gün? İ'melli dünyake bi kaderi bekâhi kefiyâ. Ve'melli ahiretike bi kaderi mukâmi kefiyâ. Dünyada ne kadar duracaksan ona göre çalış. Ahirette ne kadar kalacaksan ona göre çalış. Ömrümüzün çoğunu dünya işlerine, ilimlerine verdik ya. Olmaz. Rabbim ne buyuruyor? Estaizu billah. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Habibim bak, dünyada nasıl dereceleri, mertebeleri birbirinden üstün yapıyoruz. Memur oluyor yetmiyor, amir oluyor yetmiyor, baş oluyor yetmiyor, kaymakam oluyor yetmiyor, vali oluyor yetmiyor, başvekil oluyor yetmiyor, reis-i cumhur olsa İlle bir ileri, bir ileri. Dünyanın nasıl dereceleri var? Esas ahiretin dereceleri var. Hepsini Kur'an'la kazanacağız inşallah. İslam'la kazanacağız inşallah. Ben daha fazla uzatmayayım. Allah Teala bu hafız efendilere, hoca efendilere çok feyizler, tecelliler, bereketler ihsan eylesin. Rabbim tecellilerine mazhar eylesin. Ve onlara okumak, okutmak, ders okutmak, talebe yetiştirmek nasip eylesin. İlimden büyük mertebe var mıdır? Fe innel alime le estağfiru lehu men fis semavat vel ard hatta el hiddan fil bahr. Alim kitap yazmakla uğraşıyor, vaaz etmekle uğraşıyor. Göklerde yerdeki melekler onların günahının affolması için Allah'a istiğfarla uğraşıyor. Denizdeki balıklar bile alimlerin, hafızların affı için istiğfar ediyor. Bu ne büyük bir mertebedir? Hangi profesörün böyle şerefi var? İnallahu ve melaketehu yusallûne alâ muallimin nâsil gayr hadden nemle fî cuhriyâ ve hadden hûd fil mâ. Denizdeki balıklar yuvasındaki karıncalara kadar insanlara, din öğretenlere Allah ve melekleri salat ederler, feyiz yağdırırlar. Allah bu yavrularımıza, kardeşlerimize de feyizler yağdırsın. Bereketler indirsin, rahmetler indirsin. Ana babalarını da hayırlı eylesin. Onlara yar eylesin, bunları onlara yar eylesin. Onlara taç giyinmelerini nasip eylesin. Yarın ahiretlerini mamur eylesin. Amin. Hepimize hafız çocuklar nasip eylesin. Hepimizin torunlarımızdan, çocuklarımızdan bize taç giyindirmeye sebep olacak kıymetli hafız alimler yetiştirmeyi nasip eylesin. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağı eylesin. Evet. Allah Teala İshak Efendi hocamıza da çok sıhhat afiyetle çok uzun hizmetler nasip eylesin. Efendi Hazretlerimizin burada vekilliğini senelerdir yürütüyor. Allah muvaffak eylesin. Tamamına erdirsin. Amin. Bu hizmetler için de tabii sizlerin yardımlarına ihtiyaç vardır. Biz de senelerce buralarda icazetlerde ve rahatsızlarda bulunduk. Adettir, sünnettendir. Sizden hayırlar bekleniyor. Allah Teala hayrınızı artırsın. Ecrinizi artırsın. Bak şimdi bir lojmanlar almışlar. Hocalara ev, hocanın hanımı var. Gelip de talebenin içine kalamaz ki. Mecbur evinde kalacak adam. Lojmanla 500 bin lira borçları var. Eski parayla 500 milyar. 500 bin deyince ben de veririm onu diyorsun şimdi de onun için eski parayla ha. Efendim bu kadar borçları var. Şimdi burada bu kadar ağalar var. Belki de bir tanesi bunu verebilir. Ama uğraştırıyor hocaları. Ne uğraştırıyorsunuz hocaları? Kendin gideceksin de kabul etmesi için de yalvarman lazım bir de. Mübarek adam alıyor senin paranı buradan götürüyor cennete. Buradan nasıl olacak? Bankaya yatırıyorsun şu kadar masraf kesiyor. Ahirete nasıl gidecek bu para buradan? Ben sternyumum, bilmem nenyum çıktı şimdi. Oradan oraya para gönderecek bilmem ne. Yahudinin elinde hepsi de zaten. Hepsinden kesiyor biraz. Ne yapacak? Nasıl gidecek Afrika'ya para? Peki buradan bu kadar zor. Ya cennete nasıl gidecek para? Ya. Onun için ni'mel kavmü sual yahmilûne zâden âlel âhira. Allah için isteyenler ne güzel isteyiciler. Bizim azığımızı ahirete taşıyorlar. Efendim, ben şu hadisi kutsiyle son vereyim. Yebni Adem, evdi' min kenzike indi. Ey Ademoğlu, stoğundan, yanında bulunandan ne ver? Biraz bana emanet ver. Korkma, bana emanet verdiğin çalınmaz. La sarka ve la harka ve la garka.
ne çalınır, ne el alır, ne sel alır, ne yanar, ne gider. Çünkü bana verdiğin emanet ahirette seni bekler. Senin cebindeki kasandaki kesenek senin değil, bana gönderdiğin vereceğim sana. Ya Rabbi ne zaman vereceksin? Ben peşin verdim. Sen ne zaman vereceksin? Ben dünyada da ben manfaatım için fuhlu yerini dolduracağım. Arkadaşım biri bir gün yardım toplanıyorken bir sohbette ya diyor bir kaleyana geldim, aşka geldim diyor. Bütün cebi boşalttım diyor. Meğer de unuttum diyor, evimde uzak diyor. Taksi parası da yok. Ulan şimdi dedim Allah yerini doldu. Hoca dedi ki Allah yerini doldurur. Ama şimdi para da kalmadı cepte. Gidip de geri de alamaz yardımdan. Gece geç vakit. Birden bir taksi durdu diyor. Dedi gel nereye gidiyorsun? Şuraya kadar. Hadi götüreyim seni. Dedim gördün mü şimdi? Öbürü de diyor ki ya diyor 50 lira verecektim. 100 mü 50 mi? Yahu kardeşim bir harp kopuyor ya. Bir harp. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir Müslüman diyor 70 şeytanın çenesini ayırmadan bir sadaka çıkaramaz oradan. 70 şeytanın çenesini ayırmadan bir sadaka çıkaramaz oradan. Ya. Hadis-i şeriftir bu. Hatta yefukke ma beyne lahyey seb'ine şeytanen. Efendim? Geliyor şimdi burada bir galeyana gülü şu kadar vereyim diyor. Kapıya gidene kadar yarıya iniyor. Eli cebe soktuğu vakitte hepten düşüyor meblağ. Bir tanesi dedi yahu dedi iyi bir rakam verecektim dedi. Kapıya gidene kadar vakit geçti soğudum dedi. Böyle bu millet de bir acayip. Isıtana kadar canın çıkar birden soğur. Böyle bazı kaloriferler var onlar hiç işe yaramaz onlardan almayın. Birden ısınır birden soğur. Aldığım zaman soğumayanı alır herkes. Anladın mı? Dökümlü yani olacak öyle. Şimdi bu ateşle, bu teşvikle amel etmek lazım. Efendim Allah rızası için ahireti tercih etmek lazım. Sonra ölürken efendim çok kefen yırtmamak lazım. Burada bıraktık ne olacak dememek lazım. Biraz gönderdiğin yere gitmeyi istemek lazım. Ondan dolayıdır ki yahu dedi iyi bir yardım yapacaktım dedi. Ondan sonra az bir şey yaptım. Sonra da giderken dedi bum dedi. Arabanın camı patladı. BMW mi neymiş dedi. 5 milyara o zamanki para bana patladı bu iş dedi ya. Dedim şimdi dedi bak dedi keşke dedi o parayı verseydim dedi. Şimdi boşuna gitti cam parasına. Yani Allah yoluna verilenler nice kazalar belalar def olur. İnşallah hayırlarınız müjdat olur. Allah Teala ikram eder. Kulum hazinenden bana biraz emanet ver. U'tike ve ehvece ma tekunuli. Ne zaman sıkışacaksın? Ne zaman sıkışacaksın? Ölürken şeytan imanını çalmaya gelecek. Kabirde münkernekir şiddetli surette gelecek. Kabir azabı tehlikesi var. Sırattan geçecek misin, geçemeyecek misin? Mizanda sevabın ağır mı gelecek, düşük mü kalacak? Havzu Kevser'den kovulacak mısın, içebilecek misin? En dara düştüğün anda bir de bakacaksın dünyada benim dinime yardım için verdiğini al sana diye ben geri ödeyeceğim. Ben sözümü bozmam. Ben kimsenin parasını yemem Allah buyuruyor. Men yukrizul meliyye gayral adum vel vefiyye gayral zalum. Benim gibi zengin olan, kuruş bile kaybetmeyen, benim gibi sözünde duran, kimseye zulmetmeyen Allah'a kim ödünç verecek diyor Allah. Hadis-i kutsidir bu. Allah Teala imanlarımızı kuvvetli eylesin. Ahireti tercih etmemizi nasip eylesin. Amin. Benim de burada arkadaşlar getirmişken birkaç kitap çağrı ediyorum. Bu Ramazan Şerif Risalesidir. Kadınınız erkeğiniz 400 küsur sayfedir. Bunda öğle iftar duaları var ve ameller var. Bir tanesinde 380 olacak. Bir dua var. İftardan evvel çoluk çocuğunuza öğretin. Resulullah buyuruyor. Allimu bi akibekum. Çocuklarınıza öğretin. Fe inna kelimetu yuhibbu Allahu ve Resulü. Allah ve Resulü bu sözü seviyor. Ve yuslihu emra dünya vel ahira. Dünya ahiret ne sıkıntılı işiniz var hepsini Allah yoluna koyacak. Söz veriyor. İftarda okunuyor. Ya azim ya azim. Ente ilâ 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 gayruke diye bir duadır. Bu 380. sayfede. Daha burada ne dualar ne zikirler. Ramazan-ı Şerif'te yanınızda bulunsun. Çantanızda bulunsun. Gündüz istiğfarları var. Her 10 günde 100 kere zikirleri var. Sonra çok ararsınız, bulamazsınız. O kadınlar makyajları bozulur diye bir kilo malzeme taşıyor çantada. Sen de bir kitap taşı Ramazan boyunca. Açarsın her vaktin zikrini yaparsın inşallah. Bu Ramazan-ı Şerif Risalesi. Bu Ramazanınız bununla amel ederseniz farklı bir geçecek inşallah. Bu kitap size arz ediliyor dışarıdan. Bir de namaz kılmayanların iki cihanda başına gelecek belalar. Bu öyle bir kitaptır ki şimdi 30 bin 40 bin ne kadar millet almış gidiyor. Bunlardan hoş benim bir para kazandığımdan değil. Müesseseler kazanıyor. Ben tabii telifimi alıyorum. Ama ben hizmet yapmış oluyorum. Ben de ondan geçiniyorum gidiyorum. Ama
Mühim olan bunun çoğalmasından ne yok? Bana bir prim yok yani. Ben Allah için söylüyorum. Şu kitapları bunu okuyup da namaza başlamayanın herhalde imanı kıttır. Yoktur demeyeyim. Çünkü öyle azaplar, öyle tehditler, iki canda belalar, bunu insan bir günde, iki günde bitirir. Ama Göktaş'ın dediği gibi Allah rahmet etsin, derdi ki, yahu çok sigaraya müptelaydı. Dediler ki şu ilacı içersen sigarayı bırakırsın. Biraz dedi içmeye başladım, baktım ki sigarayı bırakabileceğim ilacı bıraktım dedi. Şimdi sen de bunu okumaya ben ulan elden 40 senelik beynamazlığım elden gidecek. Mecbur olacağız namaza, en iyisi daha okumayalım da mesul olmayalım deme. Oku kardeşim, şunu oku. Ondan sonra bak bakalım, bir vakit namazı kasten kazaya bırakan kişi 80 sene cehennemde ne yapacağını okusun. Hepsi ayet hadislerle dolu. Bu kitabı da herkese hediye edersiniz, ulaştırırsınız. Çokları bundan namaza başladı, bir daha da bırakamıyor korkudan. Korkudan da bırakamıyor. Neden? Ne yapalım kardeşim, adama cennet diyorsun, huri diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Adam diyor benimki biraz eksik olsun. Ama diyorsun ki yanacaksın dedim mi, yanmayı herkes göze alamaz arkadaş. Onun için Allah bizi namaz ehli eylesin, Kur'an ehli eylesin. Bunlardan da istifade etmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azat eylesin. Buradan dağılmadan cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin. Ne kadar günahlarla geldik, o kadar sevaplarla dönmeyi nasip eylesin. Zikir meclisinde bulunan, ilim meclisinde bulunanları kaplayan rahmetlere bizi ilhak eylesin. Ve buradan çıkarken Hacı Dursun Efendi hocamızın rivayet ettiği hadiste لَا يَجْتَمُوا قَوْمُنَ عَلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Bir topluluk zikir, ilim, Kur'an meclisinde toplanır. İlla kıyleleum, onlar oradan çıkmadan kapıda onlara melekler tarafından mutlaka şöyle söylenecek. قُمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ. Siz günahsız olarak buradan çıkın. قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. Sizin günahlarınızı silmekle kalmadım. O kadar da sevaba çevirdim. Kaç ton günahla gelen o kadar ton yeni sevaplarla dönün inşallah. Bize de dua edin inşallah. Allah Teala kabule karin eylesin. Amin.